tüm sosyal medeni hayatın demeye var ki bütün alanlarında faal ve çıkanlık bir emek sarf etmişti. Üzerine 93. yıldan sonra o yeniden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçildikten sonra demeli bütün arzularını halkımızın geleceği, halkımızın demokratik bir yoluna ilerlemesi, gelişmesi yolunda oldukça demeli bile her taraflı, her yönlü bir çaba sarf etmeye başladı. Ne demiyorlar? Onun siyasi bakışları, özellikle politik bakışlarında en önemli yeri siz de duydunuz ki bu Türkiye ile olan münasebetiydi. Üzerine Demirel'in ona yüksek değer vermesi veya da eski Sovyetler Birliği'nde bilirsiniz ki en yüksek düzeyde olan demeli bir göreve gelmişti. O Politbüro'nun böyle üyesiydi. Birkaç kişiden biri o boyda büyük bir devletin yönetim demeli yönetimde çalışan bir insandı. Bununla böyle orada defalarla, dört defa Lenin ödülü almıştı. Birkaç defa, defalarla demeli çeşitli madalyalar vesaire almıştı. Lakin ondan ötürü en önemlisi olan, çok aziz olan bir ödül vardı. O da Atatürk ödülüydü ki bu ömrünün sonuna kadar onu bütün ödüllerden yüksek demeli. Aynı zamanda o demeli bütün halkımızı da, Azer halkını, Azer Türklerin de bu sevgiyle nezedirle, bu sevgiye istikametlendirme, yönlendirme isteğiydi. Ve demek istedim ki bu o zaman artık Sovyetlerin çöktüğü bir dönemde birkaç demeli cumhuriyet, özellikle Baltik yani cumhuriyetlerdi mesela Letonya, Estonya, Litvanya kimi. Nüfusda, nüfus bazısından küçük cumhuriyetlerdi bu an. Aynı zamanda Orta Asya, hocamız çok güzel söylerdi. Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan. Aynı zamanda Kafkasya cumhuriyetleri demeli Sovyetlerden ayrılabildiler. Fakat ekonomi öyle bir durumdaydı ki o zaman. Bütün o cumhuriyetler yalnız bir demek olar ki iktisadiyatın bir alanını geliştirmişler. Sonuçta petrol ise Orta Asya'da tanki pamuk sanayisi, ne bileyim Ukrayna'da buğday vesaire. Bunlar hepsi birbirine bağlı ve tabii ki bu Sovyetler çökenden çok çetin oldukça zor bir durumda. Bu cumhuriyetlerin her biri çok zor durumda oldular. Bu zamanda Heydar Aliyev demeli, cənabları demeli ölkə başına Azərbaycan Cumhurbaşkanı oldu və bu bütün arzularını ki Sovyet dönemində təbii ki bütün bu arzularını yerinə yetirmək o qədər də kolay deyildi. Ona görə bu inşaatdır, metro tikintisidir, inşaatıdır, nə bilim, binalardır, yollardır, köprülərdir. Ən əsası da isə siz də bilirsiniz ki bu asrın demeli projesi adlandırılan Bakı, Tiflis, Ceyhan, petrol hattı olusu veyahut Bakı, Tiflis, bir de Erzurum demir yolu veya gaz kemerlerinin çekilmesiydi. Bunu bütün dünya uzmanları bile şaşırırlar ki bu nasıl? Çünkü burada rekabet de çok uydu. Ben de burada istemiyorum fazla. Rusya'nın istemezdi ki mesela bu biz Türk gazı, petrolü, mesela daha doğrusu Azerbaycan, Türkiye'nin vasıtasıyla dünya pazarlarına çıkabilsin. Avrupa'ya çıkabilsin. Ona göre de engeller de çok idi. Ve bu büyük şahsiyetin dahiliydi oradaydı ki bu anda nasıl diyeyim, inandırabildi çok ülkelerde, Avrupa ülkeler. Onun dünyanın en büyük devlet kadınlarıyla olan görüşlerini hatırlasak, mesela bu kadar büyük Demirel'le birlikte mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti ya da başbakanı da prezidenti Cumhurbaşkanı Clinton'la olan görüşleri, Blair'le olan görüşleri, İngiltere'nin başbakanı veya Kohl'la olan görüşleri veya Jacques Chirac'la Fransa'nın bilirsiniz prezidenti için çok yüksek değer vermişti İtalya'nın planlarının faaliyetine.
söylemiyor. Tabii ki bir konuşmada veya yüzlerle inanın böyle konuşmalarda bu nehenk bir insanın yani bunun potansiyel imkanlarını yüze çıkarmak o kadar da kolay değil. Bu bir şey demek isterdim ki bu ürünler son derece büyük önem verdi. Yalnız iktisadiyat, ticaret vesaire siyasetle birlikte sanat adamlarına, medeniyete, sosyal medeniyet gelişmeye son derece büyük önem verdi. Bu büyüdü ki sanat, sanatın fonksiyonları değiştirici fonksiyon, geliştirici fonksiyon, öyle değil mi? Eğitici fonksiyonlar çok önemli toplumda. Ona göre de onun şahsi dostluğu ve cümleler Bilkent Konservatuarı'nın rektörüyle doğramasıyla şahsi görüşleri, şahsi dostluğu veya Azerbaycan ünlü yazarları, ünlü bestekçileri, mesela Qara Qarayev'le şahsi görüşleri, dostluğu veya Fikret Əmirov'la Tofiq Qulliyev'le ki o zaman Bestekçiler Birliği'nin bunu bilmedi, başkanıydı. Demek istedim ki yani bu kültür problemlerine, sosyal kültür medeni gelişmeye de çok son derece büyük önem vermekte demektedir. Eğitim sahasında demek olar ki alfabedir, spordur, tıbdır. Bütün bu alanlarda inanın her alanda onun değerli fikirleri var ki biz bugün de demeli Cumhurbaşkanımız şu anki prezidentimiz demek Ham Əliyevin qeyd edildi olarak ki, mesela bu ideyalar, o fikirleri ki, bütün bu çok şaxalı, çeşitli yönlendir. Yani aslında bu bizim devletçiliğimizin yeniden demokrasi bir yolla inkişafı demektir ki, bak o prinsipler bugün İlham Əliyev cənabları demeli hayata geçirmeye çalışır. Ve biz elə bilir bu yolda halkımız bir daha demeli öz geleceğini, gelecek kaderini, talihini elde edilecektir. Halk da təsadüfü deyil ki, halkımız bu ideyalara, bu fikirlere sadiq çıxır. Ve tabii ki Türkiye ile olan dostluqdaki əbədidir. Təsadüf deyil ki, vaxtıyla da artık bu ata məsələnə çevrilmişdir ki, biz bir millet, iki devlet. Yani bu ilk kez Ulu Öndərimizin sözüdür ki, bugün de görürsünüz, böyle konuşmalarda, görüşmelerde sık sık bu sözü biz kullanırız. Yaşasın Türk-Azerbaycan dostluğu ki bu əbədidir, genetik olarak ne bileyim, dilimiz, dinimiz, adet ənənələrimiz, hepsi aynıdır yani. Şimdi size teşekkür ediyorum.